Mehmet abi tel. Bağışla dediğim zaman bağışla. Beğendim. İstanbul'da bir defa içmiştim ama o kadar ben yani hoşuma gitmemişti. Herhalde yöresinde olduğu için, buranın insanı yaptığı için gerçek kahve yani gerçek buranın kahvesi olduğu için sanıyorum ondan herhalde. Çok beğendim. Beğendim. Giderken sanıyorum buradan alacağım herhalde. Buradan alıp gideceğim. Yapacağım herhalde evde. Yani yapmaya çalışacağım. Buradaki insanlar gibi yapamam herhalde ama en azından denerim. Öneririm yani gittiğimde öneririm. Tadını da beğendiniz. Çok çok beğendim. Valla. Olmaz mı? Gaziantep'in en meşhur, kendi kendine en çok sevdiren, muhteşem, aynı zamanda mideye, cilte, boğaza, sağlığa birebir çok faydalı bir kahve. Peki meningiç kahvesinin bize nasıl yapıldığını, geçmişini anlatır mısınız? Meningiç kahvesi dediğimiz fıstığın yabani hali. Aşılandığı zaman Antep fıstığı oluyor. O, biz buna çitlemek diyoruz. Bazen işte bıttım diyor. Bunu havanda ezdiğiniz zaman macun hale geliyor. Bir tatlı kaşığı atıyorsun. Üstüne sütle beraber yaptığın zaman paşa mangalında, kömür ateşinde kaynayana kadar iyice bu şekilde kaynattığın zaman kendi kendini sevdiren, aşk ile yapılan muazzam bir kahve oluyor. Burası mideye, cilte, boğaza, öksürüğe, her şeye birebir şifa. Tabii ki güçlendirme zor mu? Şimdi öksürüğe, boğaza, sağlığa birebir çoğu geliyor. Yapılış şu şekilde, bir tatlı kaşığı macun, iki fincan süt, bir tane küp şeker, kömür ateşine koyuyorsun, pakır cezvede kaynayana kadar iyice çırpıyorsun. Sütle menengici özleştiriyorsun. O zaman muhteşem bir menengiç kahvesi çıkıyor meydana. Cumartesi, pazar hiç satmazsak günlük 300-350 tane, 400 tane talebimiz var. Zaten en çok satılan kahvelerden bir tanesi. Diyelim ki Türk kahvesinden 2 tane geliyorsa menengiçten 15 tane geliyor. Yani %90 müşterimizin hepsi menengiç kahvesi. Közde pişin tabii ki. Şimdi kömür ateşinde, paşa mangalında, pakır cezvede hangi kahveyi yaparsanız yapın çok muhteşem, çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda bonneşeli, güler yüzlü, kendi kendini sevdiren, içinde aşk, sevgi, mutluluk, ayrı bir tat, ayrı bir lezzet. Bunu tabii ki içten gelerek yapacaksın.